Evet, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hocam hoş hediyelerden haber var mı hastalarımızdan? Zarife'nin ilk biliyorsunuz verdiğimizde yumurta biriktiriyoruz. Onun şimdi 3 tane yumurtası oldu. İnşallah bu denemesinde kocasından da sperm çıkacak mı diye bakacağız. Şöyle 5-6 yumurta olsun öyle deneyelim istedik. Çünkü daha önce bulunanlar var, bulunmayanlar var. Hani böyle biraz elimizde yumurta olsun ki en azından sperm bulursak testislerin içerisinde o spermleri birbirine kavuşturabileceğimiz yumurtalarımız elimizde olsun yumurta diye. Bu onun üçüncü toplaması olacak. Bu son talihlerden bir tanesi geldi. Onlar tahlillerini yaptırıyorlar. İşte son bir rahim filmi kaldı, onu yaptıracaklar. Diğeri de bu çarşamba gelecek inşallah. Hadi inşallah ama bugün bir tane bitmedi. Daha vereceğiz değil mi hocam? Bitmedi. Vereceğiz. Bugün bir şanslı çiftimize daha Aret hocamız. Ben uğurlu ellerimle çekeyim sonra. Şey var mı? Ama yayında çekemiyormuşuz onu. Çekiliş gibi olmuyormuş. Ben içeride hemen çekip. Ha, o zaman bize yazsınlar. Demet ve Alişen'in adresine yazsınlar. Biz seçeceğiz. Hocamıza göndereceğiz. İnşallah bir çiftimiz daha biz evlat sahibi. Biz hepsini buraya gebe olarak getireceğiz. Allah'ın izniyle yapacağız. Hocam tüp bebekte başarı oranı. Şimdi tüp bebekte başarı tabii ki en büyük faktörlerden bir tanesi başarıyı etkileyen kadının yaşıdır. Kadının yaşı yükseldikçe yumurtaların enerjisi biraz düşüyor. Ve aslında biz mikroskopta aynı yumurtayı görsek bile aslında eşinin spermiyle birleştirdiğimizde embriyoları mükemmel görsek bile rahmin içerisine koyduğumuzda onların bir gebelik getirebilme gücü var. Dolayısıyla ne kadar genç olursa kadın, oluşan embriyosundan içeri koyduğumuz zaman gebelik olma şansı da o kadar fazla oluyor. Hı hı. Ne kadar yaş büyürse gebelik şansları da o kadar düşüyor. Mesela genç yaşlarda %70'leri, %75'leri bulurken 40'lı yaşlarda %30-35'lerde bir gebelik şansı oluyor. 43'ten sonra da bu %10 ve altına düşmeye başlıyor. Dolayısıyla yaş bizim değiştiremeyeceğimiz en önemli faktörlerden bir tanesi. Her ne kadar böyle birazcık internette orada burada işte altın yumurtayı bulduk bilmem ne yaptık filan gibi güzel isimler takarak bunlar değişik bir şekilde lanse ediliyorsa da biz maalesef yaşı değiştiremeyeceğimiz için yumurta kalitesini de sonradan takviye ettiğimiz ilaçlarla çok fazla değiştiremeyeceğimiz için belli bir yaştan sonra gebelik beklentileri biraz daha düşük oluyor. Tabii imkansız değil, yanlış anlaşılmasın. 43 yaşında da 45 yaşında da hamile bırakıp doğurduğumuz insanlar var. Ama gençlerde bir kere deniyorsunuz, hadi olmazsa bir kere daha deniyorsunuz, çocuk oluyor. Ama yaş büyüdüğü zaman 10 kere deneyenler, 20 kere deneyenler, 30 kere deneyenler dene Allah dene oluyor. Artık bir tane iyi bir yumurtaya ve iyi bir embriyoya denk gelmeye bakıyor şans. Dolayısıyla bu işleri yaşı büyütmeden halletmek lazım. İkinci olan işte yumurta sayısıdır. Yumurta sayısı bizi etkiliyor. Yumurta sayısı ne kadar çoksa bizim elimizde o kadar seçebilecek bir embriyo, seçebilecek bir gelişmekte olan embriyo oluyor. Ve ona göre de şans daha fazla oluyor. Çünkü hani elinde bir tane bir şey varsa onu içeri koyuyorsun da atıyorum 10 tane varsa 10 tanenin içinden en iyi olanlarını seçip koyuyorsun. Fazla olanı da dondurup saklıyorsun. Gebe kalmazsa bunu koyarız diyorsun. Ama yumurta sayısına müdahale edilebiliyor. Nasıl işte Zarife Hanım'da yaptığımız gibi azsa madem yumurta bir topluyoruz, bir daha topluyoruz, bir daha topluyoruz. Onun bir şekilde altından kalkabiliyoruz. Yeter ki yaş genç olsun. Üçüncüsü tabii rahimdir. Çünkü bunu yaptıktan sonra güzel bir embriyo elde ettikten sonra koyduğumuz yerin ki o topraktır. Tohumu alıp toprağa koyacaksın. Toprak ne kadar iyiyse, ne kadar zarar görmemişse o kadar iyidir. Genellikle daha önce geçirilen enfeksiyonlar, rahim içerisinde yapılan müdahaleler, bilinçsiz yapılan kürtajlar, düşükler bunların hepsi etkiliyor tabii. Hepsi bir darbedir onun üzerine. Ve içeriye koyduğumuz zaman biz tabii ki olabilecek maksimum şartları ayarlamaya çalışıyoruz. Nedir? İşte hormonlar istediğimiz gibi olacak, rahim kalınlığı istediğimiz gibi olacak. Bazılarının rahim kalınlığını istediğimiz şartlara getirmekte çok çok zorlanıyoruz ama iyi kötü embriyo eğer iyiyse ve kadın gençse, kuvvetliyse embriyoları
Rahim çok iyi olmasa bile gidip bir yerlerde tutunabiliyorlar ve gebelik oluşturabiliyorlar. Dördüncü ve son olan spermdir. Sperm erkeğin sadece kromozomal materyalini yumurtanın içerisine yolluyor. Bir embriyoda kalitesiz bir durum, hani bu embriyo iyi gelişmiyor gibi bir durum söz konusu olduğu zaman onun genellikle %10-15'i erkeğin spermiyle alakalı oluyor. Çoğu yumurtanın kendisiyle alakalı oluyor. Dolayısıyla yumurtaya yetecek kadar spermimiz varsa genellikle bu iş çözülüyor. İlla sperm dışarıda da olmak zorunda değil. Bazen erkeğin yumurtalıklarının içerisinden, testislerin içerisinden de sperm arayıp bulabiliyoruz. Dediğim gibi yumurta var da onun karşılığını, onu doyurabilecek kadar da sperm varsa ortamda bize yetiyor. Hocam ben geçen gün gazetede şey okudum. 20 sene saklamışlar yumurta. 20 sene sonra tekrar işte tüp bebeği. Bizim de var öyle hastamız. 20 sene saklanabiliyor mu? Ama ne olmuş hocam biliyor musun? Ben onu gördüm. 20 sene saklamış, başkasının yumurtasından kadın hamile kalmış. Öyle mi? Onu gördüm, evet. Şimdi başkasının yumurtası Türkiye'de yasak ama neticede dedik ya hani yumurtanın yaşındadır olay. Kadın 60 yaşında bile olsa, rahim eğer iyiyse, yumurta aldığınız zaman başka bir kadından, genç bir kadından yumurta alın. 60 yaşında bir kadın 20 yaşında yumurtasını dondurdu. 20 yaşındaki, o zaman kendi yumurtasını dondurduysa 20 yaşındaki şansıyla gebe kalır doğurur. Allah evet, Allah. Evet. Bunu sormaya çalıştım. Bunu şeyden, biliyoruz. Şimdi donasyon diye bir şey var işte, Kıbrıs'ta yapılıyor, serbest, Türkiye'de yok. Mesela kadın 60 yaşında gidiyor, ikisi hamile kalıyor, doğuruyor. Yani olay tamamen yumurtanın gücünde bitiyor. Onun için biz buralardan hep böyle bangır bangır bağırıyoruz. Diyoruz ki yani eskisi gibi işler kadere kalmadı. Şu anda eğer 30'lu yaşlarda bir kadın var da rezervi azalıyorsa ya da evlenme gibi bir durumu yoksa, istemiyorsa ya da şu anki kariyeri buna müsaade etmiyorsa ya da şimdiye kadar kısmet falan çıkmadıysa yumurtasını dondurabilir yani. Dondurabilir yani, illa da evlendiği zamanı beklemek sonradan zorunda değil. Sonradan hiç olmazsa pişman olmaz. Tabii. Ya da mesela bizim şöyle bir hastamız da 37 yaşında bir kere denemişti, bir çocuğunu doğurmuştu. Sonra 50 yaşında o zamandan dondurduğu yumurtalarıyla, embriyolarıyla daha doğrusu, ikinci çocuğunu hamile kaldı. Hem de ilk transferde doğurdu. Ve 7 tane daha embriyosu vardı. İkinciyi doğurduktan sonra da onları da iptal ettirdi. Üçüncüyü istemediği için. Dolayısıyla doğurganlık muhafaza edilebiliyor. Bu eğer eş yoksa yumurta dondurmak şeklinde oluyor. Eğer evli de kocası da varsa ama o anda doğurmayı düşünmüyorsa, 40'lı yaşlarda tedaviye başlamak yerine 30'lu yaşlarda embriyolarını dondurabilirler. Ondan sonra o embriyolarla çok da güzel gebe kalıp yumurta doğurabilirler. Yumurta dondurmak pahalı bir işlem mi hocam? Mesela 20 sene tuttu diyorsunuz ya, mesela 20 sene çok mu pahalı? Yumurta dondurmak eğer bir seferde 8-10 tane yumurta geliyorsa aslında çok pahalı değil. Ama ülkemizde genellikle son dakikada insanların aklına geliyor. Rezervleri artık çok düşmüş oluyor. Mesela 1-2 yumurta zor çıkar bir halde bize geliyorlar. Şimdi öyle olunca da biz 1-2 yumurta bir daha işlem yapıp onları dondurmak zorunda kalıyoruz. Biriktirmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla o zaman pahalı oluyor. Çünkü çok denemek zorunda kalıyorlar. Onun için hani 30'u 35'i geçtikten sonra herhangi bir kadın daha hala evlenmedi ve çocuk yapma gibi bir durumu yoksa bence mutlaka kontrolden geçmelidir. AMH'larını her kadın yaptırmalıdır. Hatta 20'li yaşlarda olsalar bile yaptırmalıdır. AMH yumurtalığın rezervini gösteren bir hormondur. Kadın doktora gitmeden bile onu yaptırdığında rezerviyle ilgili bilgi sahibi olabilir. Basit bir kan tahlilidir neticede. 1,5'un altındaki değerler rezervin düşük olduğunu gösterir. Ve 1,5'un altındaki değerler rezerver düşükse kadın daha evli değilken bile, hatta üniversiteye giderken bile isterse yumurtasını alıp dondurtabilir. Eskiden böyle olanlarda yumurta donduramadığımız için artık inşallah menopoza girmez ya da menopoza girmezsen girmeden evlen bir an önce falan gibi böyle bir şey söylerdik ya, bu öyle hadi evleneyim deyince evlenilen bir durum yok. Dolayısıyla şu anda yumurta dondurmak bir çaredir, evet. Peki Zeliha Hanım 30 yaşındayım diyor, 6 tüp bebek yaptırdım, eşim 4 kez. Çok güzel bir yazıyla yazmışlar. Hitit hieroglif. Eşim 4 kez test yaptırdı. Azospermi ilaç takviyesine rağmen bulunamadı. Şu an Rossi tedavisi görüyor diyorlar.
Evet, o işte yani şimdi internette ve maalesef piyasada böyle umut tacirliği yapılan yerler var. Bir kere bu tedaviler ve vitaminler bir işe yaramıyor. Bunu söyleyeyim, maalesef üzülerek söylüyorum. Şu anda tedavi yapılabilmesi için bir kadın yumurtasının ve kocasının sperminin olması lazım. Yumurtası olmayan bir kadına herhangi bir sıvı enjekte ederek ya da kök hücre tedavisi falan gibi bir şey yaparak ya da vitaminler kullanarak yumurtası olmayan birinden yumurta üretmek ya da yumurtaları çoğaltmak mümkün değil. Erkekte de sperm bulunamadı diyelim ki, hani yumurtalığa da girdik, orada da bulamadık. Onlara da herhangi bir şey yaparak, vitamin vererek, ilaç vererek sperm üretmek de mümkün değil. Bir kere teste yapıldı, sperm bulunamadı. Hadi denk gelmedi dedik, çünkü hani bizim parça aldığımız yere denk gelmedi de belki yanında vardı gibi düşünüp bir kere daha teste yapıldı. Yine sperm çıkmadıysa yine yapılacak bir şey yok. ROSI denilen şey spermin öncü hücresidir. Yani spermin kafası var, kuyruğu yok gibi düşünün. Daha yumurtalıkta yapılırken sperm öyle yapılıyor. Önce hücre oluşmaya başlıyor, daha sonra kuyruğu çıkıyor. Ve bu ROSI'de kullanılan o başlar, bugüne kadar çok çalışma yapılmış. Eğer olgun sperm bulunamıyorsa bu çekirdekleri, bu hücreleri yumurtanın içerisine soktuğunuzda embriyo oluşuyor. Yani bebek oluşmaya başlıyor ama gebelik hiç olmuyor. Gebelik yok yani. Dolayısıyla herkes güvendiği bir yerlere başvursun. Böyle oradan buradan duyulan şeylerle hareket etmesinler. Maalesef çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Çok ciddi bir yönlendirme var. Mutlaka duydukları şeyin, şimdi mesela yeni yeni embriyo tutkalı, embriyo glue diye bir şey lanse edilmeye başlandı. Bunlar zamanında hep böyle geldi geçti. Bunlardan hiçbir şey olmadı. Bir şey duydukları zaman mutlaka birilerine daha danışsınlar. Ve de eğer yabancı dilleri müsaitse lütfen yabancı ülkelerde bu yapılıyor mu, böyle bir şey yapılıyor mu diye bir baksınlar. Maalesef Akdeniz ülkeleri biraz daha uyanık ülkeler böyle. Hani İtalya'da, İspanya'da, Türkiye'de bu tür böyle hani şöyle yapalım, şansı artıralım falan gibi böyle kıvrak zekalı hareketler oluyor. Ama Avrupa'nın kuzeyine doğru çıkıldıkça bu anlatılan, bu söylenen şeylerin esamesi bile yok. Dolayısıyla mutlaka insanlar dikkat etmeliler, mutlaka. Peki hocam, ailede bir hastalık varsa tüp bebek tedavisi bize nasıl yardım ediyor? Tüp bebeğin tek uygulanım alanı, piyasada öyle bilinse de, çocuk yapmak değil aslında. Eğer özellikle ülkemiz gibi akraba evliliklerin olduğu ülkelerde ailede bir hastalık varsa, yani işte benim amcamın çocuğu oldu, erken doğdu, öldü, işte doğduğunda kas hastalığı vardı, mesela bilmem ne vardı. Sema da böyle bir hastalık. Bunlar hep böyle aileden geçen hastalıklar. Böyle bir durum varsa mutlaka, o zaman doktorlarına mutlaka bunu söylemeleri lazım. Bizim ailemizde böyle bir hastalık var diye. Şimdi öyle bir hastalık bulunduğu zaman önce bu hastalığın ismi biliniyorsa sorun yok. İsmi bilinmiyorsa kadına ve erkeğe yapılan bir genetik testler var. Ama bu bizim kendi bildiğimiz kromozom testi gibi bir şey değil. Yani hangi hastalığın hangi gendeki problemden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu hastalıklar genlerde aranıyor. Kadın hangi hastalıkları taşıyor, erkek hangi hastalıkları taşıyor? Bir de bu hastalıkların dominant ya da resesif olanları var. Yani mesela kadın ya da erkeğin bir tanesi taşısa çocukta kesin olur dediğimiz hastalıklar var. Bir de karı koca taşısa %25'i hasta olur denilen hastalıklar var. Biz bu hastalığın bir kere adını koyuyoruz. Hangi genden kaynaklandığını görüyoruz. Bu hastalığın baskın mı, çekinik mi olduğunu da görüyoruz. Ona göre bu hastalık bebeğe geçebilir dediğimiz bir durum varsa, o zaman önce bir genetikçiler bir hazırlık yapıyorlar. Daha sonra, o hazırlıktan sonra biz klasik tüp bebek işlemlerine başlıyoruz. Bebeğe rahme koyacağımız zaman geldiğinde bebekten bir hücre topluluğu alınıyor ve o bebeğin daha laboratuvar ortamında hangi hastalığı taşıdığı ya da taşımadığı öğreniliyor. Ve ona göre
sağlam olan bebekler ya da sadece taşıyıcı olup da hasta olmayacak bebekler rahmin içerisine konuyor. Böylece oluşacak çocuğun sağlıklı olduğu saptanabiliyor. Şey. Harika. Peki hocam. Ayla Seçtik. Tekin Bursa. Ne ismi? Ayla Tekin Bursa. Bursa'ya. Ayla Tekin. Hocam, Bursa'dan gidip öper. Gelir artık Hayırlı hocam. Hayırlı olsun. Ellerinden sıradan öper. Hepsini getirelim. Aa! Tabii. Gebe olarak getireceğiz buraya. Ha. Tabii. Hocamıza teşekkürler. Artık siz de doğumlarına gelirsiniz yani. Geliriz. Tabii ki. Tabii ki. Altınımızı alır geliriz hocam. İnşallah. Ekip olarak. İnşallah. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kısa bir